Kemal Bey gitsin konuşsun söylesin. Hem görmüyor musun artık Muzaffer'e de malum olmaya başladı ya. Rüyasında görmüş Emre'yi işte. Biz Emre'yi öğrenecek diye korkarken bir de bu çıktı şimdi başımıza. İyi be. Ne halin varsa gör. Bana bak. Beni haberdar et tamam mı? Ha? Bak ben burada var ya. Hasta numarası yapıyorum biri taburcu etmesinler diye. Bunların başında kalmak için. Bunlar da yamuk yaparsa ben de sana haber ederim. Hadi. Tamam abla tamam. Hadi kapatıyorum ben. Hadi. Of. Allah'ım ya. Bu Tuğba cadısı var ya her şeyi karıştırdı. Allah'ım sen beni mi daha çok seviyorsun onu mu? Beni değil mi? Vallahi şu işten alnımın akıyla kurtulayım. Kurban keseceğim. İyi. Ateşi yakabildik vallahi. Kıyafetler de kur. Keşke hemen dönmek zorunda kalmasak ya. Böyle uzun uzun özgürce seninle burada vakit geçirmek istiyorum. Bilmiyorum ben sevdim galiba bu oteli. Sevdik ama gitmemiz lazım aşkım. Hem zaten bunlar da kurumuş gibi. Bence alalım çıkalım odalarımıza. Gidelim bir an önce. Neden? Korkuyor musun benden? Saçmalama. O zaman kendinden korkuyorsun. Onur. Tamam tamam. Bir şey demedim. Sustum. O zaman elbiseler kuruyana kadar bari kalalım burada. Söz sadece burada oturacağım. Söz veriyorum. Tamam. Bak böyle sen buradasın. Ben burada. Hazır kamptayız da. Nasıldı o? Ha, izci sözü. Tamam. Ha? İyi tamam. İzci sözü ise kabul. Nefise. Ha, Kemal Bey. Otur lütfen. Kusura bakmayın Kemal Bey. Ben böyle sizi apar topar çağırdım ama. Bir sorun mu var? Sen böyle birden çağırınca korktum açıkçası. Evet bir sorun var yani. Hatta asıl büyük bir sorun var. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi biz sizinle geçen bu kafede oturmaya geldiğimizde Tuğba bizi takip etmiş. Ve konuştuklarımızı dinlemiş. Sonra da bu konuştuklarımızdan bir anlam çıkarmaya çalışmış ama yani saçma sapan bir sonuca varmış. Nasıl bir sonuç bu? Şöyle bir sonuç. Emre'yi bizim ikimizin çocuğu sanıyor. Anlamadım. İkimizin çocuğu mu? Yani sen ve ben. Ya çok saçma ben de biliyorum yani gerçekten inanılmaz saçma sapan bir şey ama nasıl oldu da bu sonuca vardı hiç bilmiyorum ama kendini buna inandırmış yani. Keşke. Efendim? Yok bir şey yani keşke daha düzgün dinleseydim madem o kadar dinlemiş. Açıkçası şaşırdım nasıl böyle bir sonuca varmış ki? Gerçekten bilmiyorum ben de çok şaşırdım yani bir de bu çok inanılmaz büyük bir itham yani. Böyle bir şeyle suçlanıyorum ben. Ha bir de sadece Tuğba da değil. Muzaffer'in üvey annesi Zerrin Hanım var. Onu da buna inandırmış. İnsanlar nasıl böyle peşin hükümlü olabiliyor Nefise? Çok üzüldüm gerçekten. Kemal Bey bakın şimdi şu Tuğba ile Azim abla bir kaza geçirdiler. O yüzden de şimdi hastanedeler beraber. Yani siz eğer benimle gelip işin aslını anlatırsanız... ...yani sizin ağzınızdan duyarlarsa inanmış olacaklar. Çünkü ben bu saçma sapan hikayenin Muzaffer'in kulağına gitmesini hiç istemiyorum yani. O yüzden de sizden böyle bir yardım isteyeceğim ben. Nasıl bir yardım? Yani gerçekten inan söylemeye utanıyorum yani ama işte ya Zerrin Hanım benden bir kanıt istiyor yani ispat istedi işte. Yani ispat etmezsem gidip bu saçma sapan hikayeyi gidip Muzaffer'e anlatacakmış yani. Bir dakika Nefise.
Ben doğru mu anladım? Sen şimdi bu saçma sapan hikayeye Muzaffer inanır diye mi korkuyorsun? Bütün bu telaşın bu yüzden mi? Nefise, kocan sana güvenmiyor mu? Hı? Yani seni dinlemeden, anlamadan, bilmeden onlar gibi peşin hükme mi varacak? Ya bu saçma sapan hikayenin yalan olduğunu anlamayacak mı? Bu nasıl bir ilişki Nefise? Sen resmen korkuyorsun kocandan. Kemal Bey, siz ne diyorsunuz? Ben buraya ne kocam ne de evliliğimi konuşmaya geldim. Yani ben eğer sizin ağzınızdan duyarlarsa bu konuya daha çok inanacakları için sizden böyle bir yardım talebinde bulundum ama çok... Hayır yani ben çok çok büyük bir hata yapmışım bu. Lütfen, lütfen bu konuşmayı tamamıyla olmadı kabul edebilir misiniz? Yok yani gerçekten ben çok büyük bir hata yapmışım. Nefise! Nefise! Nefise bir dakika. Kemal Bey lütfen, lütfen konuşacak bir şey yok. Rahat bırakır mısınız? Özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim. Haddimi aştım. Kabul ediyorum, haddimi aştım. Ama aynı şeyler yine olunca... Yani yine seni üzen, seni hak etmeyen bir adamla birlikte olduğunu görünce dayanamadım Nefise. Hakim olamadım kendime. Ne diyorsunuz? Ben anlamıyorum. Yıllar önce yaptığım hatayı bir daha yapmak istemiyorum Nefise. Bu sefer buna seyirci kalmak istemiyorum. Kemal Bey, siz ne demeye çalışıyorsunuz? Salih'ten önce, rahmetli kocandan önce ben sevdim seni Nefise. Ben sana aşıktım. Ben sana aşıktım. Arkadaşımdı. Biliyordu seni içten içe sevdiğimi. Sonra evlendiğinizi duydum. Yıkıldım. Aradan bunca yıl geçti. Ben seni tek bir an bile unutmadım. Tek bir an bile. Şimdi kader bizi bir araya getirdi. Ben sana hala aşığım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. We'll be right back.